Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World'un test sunucusundan yeni main görev ve yeni sezon pass'e bakacağız. Görevimiz şu. Brom'da aşı sop Jardun. Bunu yaptığın zaman bu şeyden başlıyor. 35 level olanlar bilir. Burada bir tane kale var. Tam ismini bilmiyorum. Şu an gidip atacağım. Bu main görev yaparken burada konuşuyorduk. Jonas'ı Monas'ı Corrupted ele geçiriyordu. O main görev. Bu bizi etrafı dolaştıracak. Ve Tarwin Forge'a kadar açana kadar etrafta haritayı bir gezdiriyor. Adı neymiş, buraya tekrardan bir bakayım. Jardun'muş, aynen adı buraya. Burada hatta yangın mangın çıkıyordu, gidiyorduk söndürüyorduk falan. Yine main görev yerimiz burası. Buradan alıyoruz, bunlarla bir konuşuyoruz. Tamam mı? 6000. Kaç level'mış bu arada? Kaç level istiyor? Ona hemen bir bakalım. 58 level'da açılıyormuş. Bizi Ebon'a falan yollayacakmış bu arada. Ebon Skate falan yazıyor. Bir konuşalım hemen. Tamam mı? Ha. Bizi Ebon'un girişine yolluyor. Bu muhtemelen şuralarda birazcık hani az özen verilmişti. Buraları çok gezemiyorduk. Buralara falan götürecek. Başka var mı bakıyorum. Bunlar eski görevler. Şu eski görev. Darkness in Brightwood. Aynen. Yeni main görevimiz bu. Bu 58 level'da açılıyor. Main görev bizi bayağı gezdirecek. Ödül mödül ne veriyormuş bakalım. 6000 XP 88 gold falan veriyor. Main görevi buradan başlatıyorsunuz. Birazdan buna gideceğiz ama önce bir sezon pass'e de bakalım. Neler var neler yok. New World birazcık sezon pass'ten önceki sezondan ders çıkarmış ki paralı taraftan Azot Indüktör ve Matrix'i, Chromatics'i ile ve onun yanında birkaç böyle daha güzel şeyler falan getirmiş. Free taraftan da işte Armor Matrix falan var. Onun yanında diğerleri aynı gibi. Şöyle tüm ödüllere bakacağız bu arada. Bu nasıl bir kostümmüş lan böyle? Ne kostüm? Abinek kostümü. İneğin yanına takıyorsun. Okey. Okey, ilginç. Evet, baktığınız zaman klasik ödüllerimiz var. İşte para, basic materyaller, İşte info suitlarımız. Burada bir tane shadow box var. Böyle yumruk yapıyorsun. Gölge boxu derler ya, onun şeysi var. Gritsword kostümü. Boyalarımız var. Buraları artık hızlı geçiyoruz. Şöyle bir gene binek kostümümüz var. Yanına trap şeklinde asıyoruz. Onlar bir şey göremedim. Burada iyi kart bağımızı alıyoruz 20 level'da. Şematikler falan var. Bazen bu şematikler para edebiliyor. Kostümlerimiz var. Başka bakıyorum. Buralar aynı. Yani gene klasik abi. Cinabar, Scarlet, Mithril Ingot veriyor. Token veriyor. Azot veriyor. Gibson veriyor. Alıştık artık. 5 sezondur aynı hediyeler. Birazcık normal yani. Kostüm veriyor. Kostüm. Bak burada Cevher Matrix veriyor. Güzel. Paralıyı belki almaya değebilir böyle hediyelerden dolayı. Burada Chromatic Seal veriyor. Güzel. Yukarıda hediye. Ne veriyormuş? Resim mesim veriyor. Kostümleri veriyor. Gene aynı. Burada bir Chromatic Seal veriyor free taraftan. Burada Sebrice şöyle topluluk selamı tarzında bir şey bile getirmişler. Aynı boyalara bakalım. Sushi Green değişik duruyor. Pelerini boyayabiliriz bu renk. Bakıyorum. Burada çok içimi açan bir şey yok. Burada da yok. Gene bir boyamız var. Blond Premium Dye diye. Premium, bak bunlar mesela sadece burada oluyor diye biliyorum. Store'a bile gelmiyor. Binek yanına asılan şey var. Eve koymalık sütun var. Burada bir diğer artı bağ veriyor Phoenix'e. Gene kostümleri veriyor. Bakıyorum, kostüm kostüm. İşte bir son kısımda azot indüktör, matrix ve kromatik veriyor. Güzel. Burada bir tane kafalık veriyor. Burada da çadır veriyor. Yani paralı taraf alınır mı? Abi bir tane azot, bir matrix, bir kromatik. Şurada bir tane daha vardı matrix ya. Yanlış mı gördüm? Bir dakika, bir tane daha kromatik. Matrix yani değebilir yani, azotu veriyor. İki tane farklı matrix veriyor. İki tane kromatik seal veriyor. Hani oyun içi gold kasmak falan istiyorsan sezon pesi alıp buradaki ödülleri alıp satıp o şekilde para da yapabilirsin. Yani birazcık okey gibi bu sezonu. Yukarıdan da iki tane kromatik seal veriyor. Kromatiklerle istediğin name'i de atabilirsin. Şimdi gelelim görevlere, bakalım görevler ne diyormuş mesela. Craft'la ve aç diyor. Şu 20 tane gipsuma yaptığınız Golden Matter'ı aç diyor. 3 tane Activity karşıtı aç diyor. 150 Corrupted kes. 3 dungeon bitir. 20 Named düşman öldür. 50 tane Tier 3 armor parçası craftla. 10 tane Elite Touch. Tom Project yap. Faction Control. PPXP. Görevler kolay gibi. Corrupted kapat diyor mesela. Faction görevi bitir diyor. 50 Elite düşman öldür. Siren gir diyor. Bak bu güzel olmuş. Hatchery'i bitir diyor. Bak tekrardan. Bir Hatchery'e burada bir dönüş bir şey olabilir. Hatchery'e girmiyor insanlar. Kart bitir. Elite. Görevler aynı. Bildiğimiz görevler. Winter Rune Forge'u bitir diyor. Şu sağ taraftaki ödüllere bakalım. Pot veriyor. Dark Matter veriyor. Token veriyor. Entropisi veriyor. XP arttıran. Prismatic Scarab veriyor. Chapter 5'te bir adet Prismatic Scarab veriyor. Güzel. Güzel olmuş.
Challenge'larda klasik title veriyor. Bu title'lar için insanlar yarışıyor. Bunlar zor mu peki? 60 tane sezon görev yap. Winter Room Forge'a 20 kere gir. Hardy Shazar'ı kes. Ice Count'u da kes diyor bu haçeriyi. 20 tane 250 üzerinde seviye at diyor. Prismatic Scarab'lı Craft kullan diyor. Görevler çok zor değil. Edit Trial'ı da gel diyor. Yani kıvamında olmuş. Kart sistemi aynı devam ediyor mu bakalım. Tık 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 yaptık. Şöyle bir seçtim. Evet, sistem aynı. Başka ne yapsak? Şöyle yapsak. Neyse, şimdi bununla uğraşmayalım da kart sistemi aynı. Yine 3-3-3 şey yapabiliyoruz. Finish kart diyebiliyoruz. Bunda bir değişiklik yok. Sezonun bunları var. Gipsmore Premium Food Chest veriyor. Box'umuzu bir açalım. Dur bakayım ya ne veriyormuş. Ha, şey veriyor. Ipsut Corrupted. Word potlarını veriyor. İnek yemi veriyor. Banana bread falan veriyor. Tamam. Bunlar 44 vermeye devam ediyor. Çok da bilmiyorum okey mi. Hatta bu Ebonski ile bu kapıdan giriyoruz. Aha, birisiyle konuşuyoruz. Burası bayağı şeydi ya. Ben böyle main görevde tam bir yer kaplamıyordu hatırlıyorsanız. Burası çok boştu yani. Ebon, hani Monikdale de boş. Ebon da boş. Tamam, Weaverspan biraz gezdiriyoruz. Shore boş birazcık. Biraz geziyoruz. Rickwater boş. Buraların main görevsel hiçbir değeri yoktu hatırlarsanız. Hani biraz daha main görevleri buraya itip. Mesela gene şeyde de aynı. Monarka bir dungeon eklenebilir. Faction'dan görevini almak için falan. O tarzda şeyler yapılabilir. Bu muhtemelen size şeyi anlatacak. Ya burada adamı falan kesmemiz gerekiyor. Kurtarıyoruz, muhtarıyoruz. Main görev bu tarz ilerliyor. Ya biz 5 konsuz ölmeyiz değil mi ya? Şöyle bir aim lock'u kilitleyelim de bari. Değil mi? Aim lock işe yarasın ya. Ha, oraya kilitlenmiyor. Bak, oraya kilitlenmiyor. Ha, belli bir mesafeye kilitleniyor. Yani böyle ta uzaktan şey yapamayacağız demek ki. Anladım. Evet, bu görevi de bitirdik. Bunun devamında ne veriyor? Ben bunu bir yapayım. Bu görevi tamamlayalım. Bakalım ne diye verecek, beni nereye götürecek, ona göre size info alırım. Bu arada görev tipleri değişmiş. Bak, artık böyle gözüküyor ve yaratığın üzerinde şöyle bir işaret var. Yani main görevin işareti diyor. Bak, görevler mesela şöyle. Morning böyle, sezonunki böyle çıkıyor. Main görev bu şekilde çıkıyor. En çok kendini belli eden şey bu. Onu yapmışlar, main görevi. İnsanlar buradan ilerlesin diye. Görev dahilinde buraya kadar geldim. Ampla klasik şey görevleri ya. Hani bu bir level'larda falan yaptırıyor. Aynı görev işte, şunu araştır. Şu kadar korap kes. Şunu şöyle yap. Bunu böyle yap şeklinde. İlk görevi yaptım. Bu devamında buraya oluyor ve aynı ödülleri vermeye devam ediyor. Bir iki görev yapayım dedim. Bir şey belki değişmiştir dedim. Aynı göreve devam ediyormuşuz. Şimdi şu anki bu görev. Buradan şeylere bakacağız. Bir tane yan görev açıyormuş bu. Master bilmem ne şey kutusu veriyor. Bu bir şey açıyor mu? Corrupted City açıyormuş. Bu da kutu veriyor. Aynı yerden devam ediyor. Şimdi asıl main görevden yardıralım. Main görevimiz ayda 6000 XP falan veriyor. Azot veriyor. İki tane yan görev açılıyor. Ne veriyormuş? Corrupted Modus Stone. Herhalde main görevin devamı. Evet, çok bir şey ödül yok yalnız. Ha, şu var. Powerful Incense veriyor. Şöyle bir play veriyor. 590. Kinli Refreshingli. Return of the Child. Olun. Mother Dream. Şöyle bir kolye veriyor. Health Port Fight'lı. Yani çarı yeni 60 yaptıysan güzel ödüller veriyor. Evet, Dynasty görevi açılıyormuş. Bak, iki tane yeni Dynasty görevi var bu arada. Expedition diyor. Dynasty biraz daha vurguluyor. İki tane orb veriyor buradan. Güzel. Ödülleri falan değil. Sonrasında Shattered'a yolluyor. Shattered'a yollamıyor. Shattered Mountain diyor. Fakat herhalde tam görevi Padrusso. Ola da bilir, bilmiyorum. Yani tamamen hani demişlerdi ya, 40'tan 60'a kadar olan main görevi değiştireceğiz diye. Abi harbiden 58'den sonrasını bayağı değiştirmişler. Buradan görevler gidiyor. Bu size 60 kaça kadar, 60'a kadar bayağı atıyor. Burada iki tane görev var bu arada. Azot Stop ve Gipsmort veriyor. Bundan sonrası var mı? Abi daha da gidiyor. Ama dediğim gibi görevleri biraz değiştirmişler. Heh, Tempest'te de bitiyor. Şimdi ben farkı size şöyle anlatayım. Buradan sonra Brightwood'dan sonra işte sizi Great Club'e yollayıp bayağı zor görevler kilitliyordu. Oradan Edin Grove'a yollayıp zor görevler kilitliyordu falan. Oradan sonra 50, 55, 58 civarında Shattered'a yolluyordu. Şöyle şu yoldan giderken 10 kere ölüyordu. Onu değiştirdiler abi. 58 olup buradan bu görev alıp buraya gelip işte Ebon'un içini gezdiğin zaman, yani iyice Ebon'u bir dolaşacaksın. Sonrasında Shattered'a gideceksin. İyice buraları da gezdirecek sana. Ve böylece
Hani hem sana haritayı açtırıyor, her yeri mesela buraya götürüyor. Buradaki soru işaretini açıyorsun. Ve XP olarak, ödül olarak da küçük de olsa değiştirmişler. Kolaylaşması iyi olmuş. İnsanlar zorlanması bayağı zor çünkü görevler. Sezon pes'e gelecek olursak alınır mı? Alınabilir. Azotu var, işte Matrix'i var, ödülleri var, kostümleri falan bir denememiz lazım. Yani burada deneyemiyoruz bildiğiniz üzere kostüme. Bir taraftan da kötü bir şey yok. Yine kromatik seal'imizi veriyor, max'ımız veriyor, armor matrix'imiz veriyor, çadır kostümümüz veriyor. Klasik bildiğiniz sezon pes görevleri de kolay yapmışlar. Bir günde, 2 günde yüze ulaştırabileceğinizi düşünüyorum. Main görevlerin değişmesi de güzel olmuş. Ben de çark atıyorum bu arada, bir yandan videosunu da yapıyorum. Orada da biraz beklememin sebebi buydu. Hani yeni main görevler gelsin, oradan biraz ilerletelim istedim. Yani bu kadar New World videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.